Merhaba canlar. Yine bir Hoanca ve yine karşınızdayım. 9. bölüm. Bugün vardı aslında. Yine konularım vardı. Bir hafta boyunca olan olaylarla alakalı yine özet geçecektim. Lakin son anda bir haber gördüm ki paylaştırmışsınız zaten. Şunu deyip. Kimine göre intihara kalkıştı, kimine göre işte sadece baygınlık geçirdi, kimine göre ayağa kaydı düştü ondan baygınlık geçirdi vesaire ama gördüğüm, okuduğum kadarıyla büyük çoğunluk şu konuda birleşmiş. Yüksek dozda uyuşturucu alarak intihara teşebbüs etmiş. Ki en büyük yüzdelik iddiaya sahip durum bu. Yani intihara teşebbüs ettiği ile alakalı. Okudum ve moralim aşırı bozuldu. Gözlerim doldu. Beni çok etkiledi. O yüzden bugün öyle gündem ya da ne bileyim ekstra bir konu falan konuşmak istemiyorum. Zaten bütün konsantrasyonum da dağıldı o konularla alakalı. Gerçi konularda aslında bakacak olursanız hep aynı konular nedir? Zamlar, taksici terörü, Arap şeylerinin elini, ayağını, eteğini öpmek vesaire vesaire. Ülkem işte yani tipik. Bugün bunların hepsini bir kenara koyalım ki aslında hepsi de o şimdi konuşacağımız konunun alt başlığını oluşturuyor. Bugün sizlerle hayatı konuşalım. Hayat, hayat. Şöhretli, isimli, dünyaca ünlü aktörleri bile hayattan koparan sebepler, nedenler, niçinler. Şöyle bir hayatı konuşalım, yaşamı konuşalım sizlerle canlar. Boş verin o gündelik yaşamları konu etmeyi. Yani problemleri daha doğrusu. Dediğim gibi onlar hep aynı zaten hiç değişmiyor. Hele ülkemde bir dejavu gibi her gün aynı şeyi isimlerin değiştiği şekilde konuları aynı şekilde yaşıyorsun. Biz hayatı konuşalım bugün. Çünkü bu daha önce çok oldu yani. Sadece Johnny Depp'in bugünkü haberini almamla alakalı da değil. Amy Winehouse vardı. Öncesinde Kurt Cobain vardı. Nirvana'nın solisti. Ölü Ozanlar Derneği'nin başrolündeki oyuncu, bakın şimdi adını unuttum. O keza yine intihar etti. Sevdiği kadın intihar etti diye hayattan kopan bir Jim Carrey var. Vesaire vesaire. Yani bu insanların hepsi şöhretli, ünlü. Yani milyonlarca insanın yerinde olmak istedikleri insanlar aslında bakacak olursanız. Hepsi şöhret, milyonlarca fanları var. Milyonlarca takipçileri, onlar adına ölümü göze alacak insanlar var. Fakat onlar bir yerden sonra yeter artık deyip intihar ediyorlar. İşte bugün Johnny Depp haberini gördüğümde benim de moralim bir hayli bozuldu. Çünkü Johnny Depp'in bendeki yeri ayrı, çok ayrı. Yani çoğu Johnny Depp'i Jack Sparrow karakterinden sonra tanımıştır. Yani Karayip Korsanlarından sonra tanımıştır ve sevmeye başlamıştır. Özellikle yeni jenerasyon. Ama ben ve benim gibiler için Johnny Depp çok daha eskidir. En sokağı kabusundaki halinden de bahsetmeyeceğim. Orada çok küçüktü tabii de. Ama ondan sonra yavaş yavaş o basamakları çıkarak o masum yüzlü çocuk ve asıl bendeki o pik yaptığı noktada Don Juan İsmi ilhamım diyeyim. Mahlasımın isim babası. O film ve o oynadığı karakter. Don Juan DeMarco karakteri. Yıl 94. Ben daha o zamanlar 18 yaşlarına falanım. İlk sinemaya çıktığı dönemden
bahsediyorum. Benim o adama işte bu dediğim, işte o günden itibaren hayranlık beslediğim dönüm noktasıdır o sinema filmi. Don Juan DeMarco. Marlon Brando'nun başrollerinde, yani o da usta oyuncu. Çok güzel bir filmdir. Eski diye sakın ola izlememezlik yapmayın. Yeni jenerasyona ve 20'li 30 yaşlardaki canlara da diyeceğim, izleyin o filmi. Eğer bir de Johnny Depp hayranıysanız ve seviyorsanız kesinlikle izleyin. İnsanlara hayatları boyunca birileri ya da bir şeyler yaşamın devam ettiği doğrultuda yardımcı olur, ilham kaynağı olur, onu oluşturan yapı taşlarından olur. Bazen bunu kitaplar yapar ki en başta aile etkilidir. Anne ve babanın tavırları, davranış biçimleri, kültürel, sosyokültürel altyapısı. Çünkü ilk çocuk anne ve babadan örnek alır, onları taklit eder. O yüzden anne ve baba çok önemli. Onlarla başlar ama ondan sonra çevre faktörleri, arkadaş çevresi faktörü, kitap okuyorsa kitaplar, okuduğu kitaplar, izlediği filmler, öğretmenleri gibi çeşitli hayatında dönüm noktası denecek yerlere sebep olan insanlar ya da sebepler çıkar yaşam boyunca bizlerin karşısına. İşte tabii ki benim ilk etapta anne ve babamdır. Her zaman başta rahmetli babam olmak üzere anneme de teşekkür etmişimdir. Böylesi bir anne ve babalığı bana yaptıkları ve beni bu adam olmaya teşvik ettikleri ve beni şimdiki adam yaptıkları için, İnsan yaptıkları için, babam nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun ve annem yüce yaratıcı uzun ömürler versin. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu bir. Bunları kenara koyalım. Mesela sonra Atatürk'tür. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, verdiği savaş, yani öylesi çaresizlikler içerisinde verdiği savaştır. Onun izlediği yoldur. Yani o ömre, ki bana göre kısa bir ömür, o ömre sığdırdığı onca başarı, yani bir bilim adamının, mesela bir Einstein'ı düşünün, artı işte Napolyon'u düşünün, atıyorum artı, yani birçok farklı dallardaki başarılı insanın sanki DNA'lara toplanmış, böyle onların hepsinden toplayalım, ortaya bir varlık çıkaralım diye yaratılmış gibi bir lider Atatürk. O yüzden Atatürk benim için çok farklı bir yerde ve o tabii ki ailemden sonra bu yöndeki yaşamamış şu anki noktaya evrilmesine yol açan en önemli karakterlerden. Okuduğum kitaplar mesela bu konuda Isaac Asimov'dur beni şimdiki ben yapan isimlerden biri de. Çünkü ben bir Isaac Asimov hayranıyım ve tüm kitaplarını da okudum ve işte hani çakra açmak diye bir tabir var ya, onun gibi düşünün. Benim o dünyaya, yaşama, yeryüzüne, evrene diyeyim açılan tüm penceremin sebebidir, kapılarımın sebebidir aslında Isaac Asimov. Bir kişi daha varsa o da Johnny Depp'tir. Hani şöyle söyleyeyim. Ailen ve sevdiklerim haricinde kim yaşamını kaybederse, hayatını kaybederse beni çok etkiler. Böyle hüngür hüngür ağlarım ve bayağı bir süre kendime gelemem derseniz, hani kimdir o? O işte Johnny Depp'tir ve o yüzden bugün beni çok etkilemiştir bu haber. Daha 18 yaşındaydım o filmi izlediğimde. O film bende öyle bir hissiyat, öyle bir farklılık oluşturdu ki, kaldı ki o film sadece benimle alakalı değil. Çünkü o film beni öyle yerlere götürüyor ki, o ilk aşklara falan götürüyor o film beni. Ve dediğim gibi
ismi ilhamım. Yani o isim bana oradan kalıyor. O filmden dolayı kalıyor. Çünkü hani ben ve ben gibiler sevgiye, aşka çok farklı yönden bakanlar. İşte gerçek sevginin, gerçek aşkın varlığından emin olanlar ve aşkta ve sevgide dürüstlük esas ilkesine inananlar. Bugünkü öyle yozlaşmış günübirlik ilişkileri aşk demeyenler. Her ne olursa olsun doğruyu söyleyecek karakterde olanlar için o film bir başyapıt. Aşk ve sevgi sizin nazarınızda da çok önemliyse ve olaya gerçekten o duygularla ciddi ciddi bakıyorsanız bence Don Juan de Marco'yu kesinlikle izleyin. Özellikle kadın izleyicilere söyleyeyim. İşte o zaman eğer şu an hayransanız Johnny Depp'e o film izledikten sonra herhalde aşık olursunuz. Gerçekten o filmde öyle bir oynuyor ki yani siz zannediyorsunuz ki gerçekten Don Juan o ya. Çok güzel oynuyor. Ve filmde öyle enstantaneler var ki öyle noktalarla aslında aşkı ve sevgiyi tabir ediyor ki inanamazsınız. Mükemmel bir film. Kesinlikle izleyin. Uğruna ölecek kadar sevdiği kadına kaybedeceğini bile bile doğruyu söylüyor mesela. Kaybedeceğini biliyor. Onu söylediği an o kadının ondan kaçacağını biliyor ama diyor ki ben Don Juan'ım, ben yalan söyleyemem diyor. Ve doğruyu söylüyor. Doğruyu söylediği için de kaybediyor aşkını. Tabii sonrasında neler oluyor, neler bitiyor söylemeyeceğim. İzlemeyenler izlesin filmi. Çok güzel bir film. Bakmayın IMDb puanı 6,4 ama ya bana göre 9. Yani bu dedim ya IMDb kime ve neye göre oradaki işte oy veren, yorum yapan ki ben diyeyim ben de yorum yapıp oy veriyorum filmleri izledikçe ya dizilere. Onların bakış açısıyla değerlendirme puanları olan filmler ya da diziler oluyor. O yüzden hani kime göre, neye göre? Kimler oyladı? Allah bilir orayı yani. Yani yeni jenerasyon oylamışsa zaten kesinlikle 2 veya 3 yıldız verir 10 üzerinden. O yüzden dediğim gibi bizim jenerasyonu çok daha net anlayabileceği bir film. Kesinlikle izleyin derim. Özellikle Johnny Depp hayranlarına. Ve aşkı, sevgiyi gerçekten özümsemiş ve varlığına inananlara sesleniyorum. İzleyin. Şimdi bugünkü olay dilerim ki gerçek değildir. Asparagas bir haberdir ama hani bir de laf var biliyorsunuz çok kullanılır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Öyle de bir durum olmuş olabilir. Çünkü yaşadığı birçok zor olay var ve bunların üstesinden gelebilmek ilk etapta biliyorsunuz kendi film şirketi dahi Jack Sparrow işte Karayip Korsanları serisini iptal etti Disney. Ondan sonra adam suçlandı tüm dünyaca. Denmedik kalmadı adama. Adam kendini ispatlamak için uğraştı durdu. Vanessa Paradis eski eşi ki onu da çok severdim. Çok da güzel bir birliktelikleri vardı. Daha önce de Winona Ryder'la beraberlerdi hatta. O zaman da ileride aslında. İlk dönemleri çocuk oldukları dönem aslında bakacak olursanız. Ama adam bu savaşı verdi. Bayağı yoruldu. Bir de işte Elon Musk gibi tiplerle uğraşmak zorunda kaldı. Çirkef tiplerle. Ondan dolayı diyorum nefret ediyorum Elon Musk'tan. Bakın iyi bir insan değil. Söylüyorum. İyi bir insan değil Elon Musk. Yani insan olduğuna dair şüphelerim var. Neyse. Bu savaşı verdi ve sonunda galip geldi ama hani bir laf vardır ya. Galip ama mağlup diye. Hani bazı savaşlar vardır. Savaşı verirsin ama galip gelirsin hesapta ama hani vardır öyle tarihte öyle savaşlar. Ordun tamamen bitmiş. Bir iki kişi kalmış ya da sen kalmışsın ama galipsin. Yani iyi de senin tüm halkın işte ne bileyim tüm ordun yani bitmiş tükenmiş. Artık o savaştan galip çıksan ne çıkmasan ne gibi düşün. Adam bitti. Tabii sadece bu da değil. Hayatın dediğim gibi içinde, kendi içinde birçok sorunu, derdi, stresi, tasası var. Ve bunlarla savaşmak gerçekten çok zor. Herkes, özellikle bizim toplumda şöyle bir şeye inanır olmuş. Hani
Ya arkadaş sen ki yani öyle şöhretlisin, paran var, pulun var, milyonlarca işte hayranın var. Düşün yani sen bile yaşamak istemiyorsun. Aa, biz ne yapalım? Bak biz ayın sonunu getiremiyoruz. Ya bu kadar yanlış bir saptama ki. Yani her şey sanki ekonomiyle derecelendiriliyor ve ona göre işte sen yaşamalısın, yok sen ölmelisin, yok sen bak çok iyisin, sen çok mutlusun. Ya öyle bir şey olsaydı eğer tüm ünlüler veya zenginler, hali vakti yerinde olanlar mutluluktan uçuyor olmalılardı yani. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her ekonomik ya da sosyokültürel seviyenin kendine ait dertleri, sıkıntıları var. Bazıları kaldırıyor, bazıları kaldıramıyor. Bazıları nasıl son ekmek yiyor ama öyle olduğu halde hayata yani muhteşem bir şekilde karşı koyabiliyorsa, ünlüler camiasında ve şöhretler camiasında bunu yapabilenler var, yapamayanlar var. Yani bu şöyle, hani o durumdasın ama o durumda olunca bu defa karşılaştığın şeyler de o derece o seviyeye yükseldikçe o levelde oluyor. Aynı oyunlar gibi düşün. Yani birinci leveldeysen o ilk leveldeki, o ilk seviyedeki canavarlarla dövüşüyorsun. Level arttıkça, seviye yükseldikçe o zaman o canavarların yetenekleri ya da güçleri de çoğalıyor. Hani şöyle düşün, tamam zengin takımsın, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun ama senin rakiplerin de Şampiyonlar Ligi rakipleri. Onlar da zengin. Onlarla savaşmak zorundasın. E alt taraftasın, işte amatör ligdesin. Senin çapındakiler yani senin çapında olanlar etrafında ve onlarla savaşıyorsun. Yani o yüzden hani orada ve ünlü o zaman niye mutsuzsun ki? Öyle bir şey değil. Düşünsenize bakın şöyle bir stresi düşünün. Evet gelir yüksek. Evet konfor neye göre kime göre tartışılır ama yüksek. Bir şehir hayatı kozmopolit bir işte megapolde yaşıyorsun. Velev ki diyelim İstanbul olsun bu. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet gelirin atıyorum ayda işte 10 bin dolar, 5 bin dolar diyelim mesela o civarda. Şimdi köydesin, gelirin çok daha düşük, köy gibi bir yerdesin. Kuş çubukları, sessizlik, tabiatla iç içesin. Bunun diyelim geliri de dolar bile değil, işte Türk lirası cinsinden 10 bin TL, 15 bin TL diye. Şimdi eğer o adam, o insan o para ile geçinebiliyorsa kendi patatesini işte efendime domatesini, biberini kendi işte bahçesinde yapıp beslenebiliyorsa ekmeği, köy ekmeğini işte mısır ekmeği de yapıyorsa, yiyorsa falan ve bundan mutluysa, hoşnutsa, geçiniyorsa yani bu da bir savaştır. O biraz önce bahsettiğim işte beyaz yakalı, kozmopolit bir mühitte yaşayan evet çok iyi paralar kazan ama o şehrin stresi, gürültüsü, trafiği vesairesi, kalabalıklığıyla boğuşan diğer insan. Şimdi iki insanı ele alalım. Şimdi görünürde nedir? Öteki insan. Wow, değil mi? Hani of nasıl para kazanıyor ama işte ne? Şimdi işte bir binada çalışıyor. Nasıl bir holding? Nasıl bir pozisyon? Vesaire vesaire. Lakin şimdi öteki adam daha mutlu. Çünkü bu insan stres yaşamıyor. Hayat, yaşam, kıstas olarak, derecelendirme olarak nereden aldığına bağlı. Neyi kıstas alıyorsun arkadaş sen? Kazanılan parayı mı kıstas alıyorsun? Öteki tarafa para götürmüyorsun. Önemli olan senin bu kısacık ömründe burada yaşadığın süre zarfındaki mutluluk, huzur değil mi? E o zaman ben atıyorum 70'e kadar yaşayacağım. 70'e kadar sırf o gürültüyü, patırtıyı, stresi çekeceğim. Hı? O keşmekeşlikle boğuşacağım. Ya da emekli olmak ki emekli olma yaşı şimdi biliyorsunuz 65 mi oldu 66 mı ne? O koşturmayı yaşayacağım, o stresi. Evet bankamda çok süper para olacak. Ama ben belki de onu tadını sadece çıktığım tatillerde harcayacağım ki o bile muallak belki habire telefon gelecek.
İş görüşmesi, işle alakalı. Ama çok para kazanacağım. Çok para kazanıyorum. Öteki adam köyde, evet doğru, ama bağ bahçesiyle ilgileniyor. Oh, yani tabiat, doğa, oksijen, mis gibi çekiyor içine. Stressiz bir yaşam sürüyor. Ama ona göre fakirir. Bence bu adam çok daha zengin. Bence bu adam çok daha zengin. İşte diyorum yani bizde mesela özellikle artık o kadar ekonomik yönden dibe vurduk ki her şeyi parayla şey yapıyoruz, ölçüyoruz. İşte para iyiyse iyi, ha. Para iyi, para iyi. O zaman iyi yani. İyi yani. Niye para kazanıyor yani? İyi para kazanıyor. İyi para kazanıyorsa iyi. Şehir hayatına gelip o kozmopolit şehirde para kazanamıyorsan sıkıntı. O zaman da özellikle köyden kente göç edenlere diyeceğim, etmeyin. Bakın bu mutluluk değil yani. Bu mutluluk değil. Gerçekten. Para kazanmak eşittir mutluluk değil. Ya da ne diyeyim, şöyle söyleyeyim. Hani para, eline para geçmesi demek eşittir mutluluk değil. Bazen eline buğday geçmesi, mısır geçmesi, domates geçmesi, biber geçmesi çok daha büyük mutluluk getiriyor insana. Eğer imkanların varsa, dededen babadan kalan bir bahçen, bağın, hayvanların varsa, kendi kendine yetinebiliyorsan bundan daha büyük mutluluk yok, emin olun. O yüzden hani olayları ve insanları da incelerken bu yönden bakmanızı tavsiye ediyorum. İşte o adam şöhretli, o adam işte milyoner, o adamın milyonlarca hayranı var, o adam mutlu olmalı ya. Kalabalıklar insanı mutlu etmez. Bakın, çoğunuzdan okuyorum, görüyorum işte kalabalık bir yerde olmayı, ne bileyim kalabalık işte misafirlikleri falan hiçbirimiz neredeyse sevmiyor. Neden? Çünkü insanoğlu kalabalıktan kaçıyor. Çünkü stres, gürültü, kalabalık, kalabalık, kalabalık. Düşün, bu kalabalık dış, yani dış etki, yani dış etken, yani dış kalabalık. Ama ünlüysen o kalabalık sana direkt olarak içine yerleşiyor. Yani sana direkt olarak temas ediyor sosyal şey, sosyal medya aracılığıyla olsun ya da işte dijital faktörler ya da ne bileyim medya ya da direkt reel olarak dışarı çıktığında bir yere gittiğinde herkes o fotoğraf çektireyim, fotoğraf çektireyim o işte sonra da deniyor ki diğer kitle tarafından kıskanan kitle yani diğer kitle tarafı ünsüz kitle diyeyim. Ya işte ünlüysen işte buna da göğüs germelisin kardeşim. Sen işte topluma mal olmuş birisin. Bunu çekmelisin. Kıskanıyor ya. Bizde çünkü var o. Ünlü kıskanma bir. Zengin kıskanma iki. Ama dediğim gibi o insanların neler çektiğini bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz çünkü empati yapamazsınız. Çünkü o hayat yaşamadığınız için empati yapmanız da çok zor. Senin çapındaki dertlerle uğraşıyorsun. O kendi çapındaki dertlerle uğraşıyor. Herkesin bulunduğu konuma, sosyo-kültürel seviyeye göre dert, sıkıntı ve stres çapı var işte. Ona göre yaşıyor ve ona göre mutlu ya da mutluluk endeksi oluşuyor insanlarda. O yüzden herkese de o şekilde yaklaşmamak gerekir. Hadi o da sana şunu der. Ne güzel, ne derdin var, ne tasan, ne işte firmalarım var, ne batacak batma korkusu yok, ne bileyim ne de vergi dairesiyle uğraşıyorsun, ne işte müfettişler var, ne işte peşinde belalı tipler var, ne gang... O ne kadar rahatsın ya dese, o da sana onu diyebilir mesela. Ya onların hayatları gerçekten zor. Mesela düşünsene, Johnny Depp'in hayatına biri girecek ama o hayatına giren kişi senin camiandan olmak zorunda. Niye? Çünkü eğer senin hayran kitlendense, yani sıradan diğer insanlardan biri ise bilemezsin ki onu gerçekten senin sevip sevmediğini. Yani ya şöhretini seviyorsun ya ünlüsün diye senin peşindeyse. Nereden bileceksin öyle olmadığını? İşte
Geldik de gerçekten seviyor. Onu da bilemezsin. İşte bu ikilem bile bakın ömür boyu yaşayacağı bir ikilem. Gece yatağa yatıyor. İşte bu kadın beni mi sevdi? Hani bu Johnny Depp örnekli olduğu için bunu bir kadın olarak düşünebilirsin. Mesela Jennifer Lopez hayatına normal birine hayranını aldı diyelim. O da aynısını düşünecektir yatağa girdiğinde. Ya bu adam beni mi sevdi, şöhretimi, paramı mı sevdi? Hadi bakayım. Bilemezsin ki. O yüzden ne yapıyorlar? Kendi camialarından birini buluyorlar. Çünkü en azından o da ünlü. Ben Affleck'te Jennifer Lopez gibi. Sonra onlar birleşti, sevindim. Ben Affleck'in ailesi o kadar karşı koydu ama işte bakın aşk sonuçta dönüyor, dolaşıyor. Kaderde varsa o buluyor yine. Aynı o Kader Ajanları filminde olduğu gibi karşı konulamayan tek şey varsa gerçek aşk bulur o. Yeter ki gerçek olsun. Saf, dürüstçe gerçekten yaşanan bir aşk olsun. Hissettiğin olsun mu bulur o. Araya birileri girse de. Kast yoksa ama. Yani işte aynı dediğim gibi ailesel faktörlerden sebep ayrılık olmuşsa araya birileri girmişse iki taraf da aslında birbirini seviyorsa başka bir şey ama bile isteği yani hani başkasına gidip işte yok ben olmadı yanlış yaptım ya deyip dönmek başka. Bunun affediciliğiyle diyelim ki aynı değil. Bu başka bir şey. Johnny Depp olayı işte dediğim gibi beni bu derece üzdü. Yani gerçekten çok üzülürüm. Çok koyar. Çok iyi bir insan. Yani çok farklı. Çok farklı tertemiz bir yüzü var mesela. O zamanlar dediğim gibi ben hatta saç stilimi, sakal tipim falan da aynen onun gibi yaptırmıştım. İşte Don Juan, Don Juan, Don Juan. İşte Al Juan oldu ondan sonra. Böyle olmasını istediği o zamanki kız arkadaşım, sevdiğim insan, seven insan. Hatta işte çıktık filmden bana dediği işte ya aynı sen hani aynı senden kast o zaman tip olarak tam o saçma şöyle değil ama öyle olunca ister istemez ben öyle mi falan saç falan öyle yapmıştım. Niye ben? Çünkü bende de o dürüstlük vardı ondan. Ben de tak diye her şeyi söylüyordum. Yani ne, niçin, niye, neden? Aynı Don Juan gibi. Don Juan da çünkü öyleydi filmde. Söylerdi. Gerçek neyse o. Ha tabii yaş ilerledikçe insanların kavga, tartışma vesaire gibi korkuları. Çünkü insanlar yaş ilerledikçe daha bir çekingen oluyorlar. Bu atılganlık belli bir yaşa kadar. Ama o hani korkusuzluk falan. Daha bir başka oluyor genç yaşlarda. Delikanlı da üzerinde. Delikanlı çağlarda. Sonradan sonra bu geliştiği için işte belli yaş grubunda söylememeyi kaçak cevaplar verme. Yalan da söylemiyorsun ama söylemek de istemiyorsun. Onu duruma evriliyor. Niye? Aman bir tartışma çıksın. Nasıl ağzınız bozulmasın. Burada bir art niyet, bir kötülük yoktur. Ama söylemek de istemiyordur. Niye? Aman bir şimdi problem çıkarsa başımız ağrımasın. Ha gidiyor olay ama işte o 20'li yaşlarda bunu direkt söylüyorsun. Aman diyorsun hani. Delikanlıyız ya. Delikanlısın ya. Delikanlı ya. O yüzden. Ama dediğim gibi dilerim böyle bir şey olmamıştır. Ama velev ki olmuşsa da buradan tabii ki Johnny beni dinleyecek hali yok ama bu elektrik diyelim ya da hani doğaya yollarsın ya pozitif enerjiyi, negatif enerjiyi. Pozitif enerji olarak yollayayım, kendisini bulur diye düşünüyorum. Eğer ki gerçekten de yapmışsan Johnny yapma gözünü seveyim yapma. Allah üzersin bizi, üzersin bizleri. Özellikle beni çok üzersin. Sen benim idolümsün. O yüzden aman diyeyim yapma yani. Yapma. Evet zor hayat. Affedersiniz boktan. Evet biliyorum. Hayat zor. Gerçekten zor. Her kademedeki, her sosyokültürel yapıdaki, seviyedeki insanlara da zor. Öyle.
üstü altı fark etmiyor. Çok zor. Çünkü haksızlık çok var. Yaşamın kendisi, dünya başlı başına kavanoz ipli. Zor. Adaletsizlik her yerde hakim. Ve bunları yaşadıkça, gördükçe insanın yaşayası da gelmiyor. O da doğru. Ama hayatın kendisi başlı başına bir survivor. Bir sanal oyundaymış gibi düşünün. Bu VR gözlükleri var ya takıyorsun artık hani böyle gerçekmiş gibi falan. Aslında yaşadığımız dünya tam da öyle bir yer yani. Ve doğduğumuz ve kendimizi daha doğrusu bildiğimiz andan itibaren bir survivor yaşıyoruz biz. Gerçek survivor ama. Hani öyle sırf rating kuruna yapılan saçmalık. Bir aday yarışı değil bu. Gerçek survivor. Yaşamın ta kendisi. Siz hiç kahkaha atılan bir survivor gördünüz mü? Evet görüyorsunuz. O, çünkü o yarışma. Rating almak için yapılan bir yarışma. O yüzden Survivor denmiş ama kahkaha atılıyor. Hayatta kalma adına kahkaha atlama. Hayatta kalmak için savaştığın bir mücadelede kahkaha nedir ya? Yaşamla mücadele veriyorsun orada. Daha çok acı, daha çok dram var. Şu an yaşadığımız şeyin kendisinden bahsediyorum. Yaşam, hayat, Survivor. Yaşadığımız andan itibaren işte kendimizi bildiğimiz günden itibaren verdiğimiz savaşın adı bu. Survivor. Kimileri yenik düşüyor. Kimileri kolayı seçiyor ki hayatını sona erdirmek kolay tarafı. Kaçış çünkü. Kaçış rampası vardır yollarda. Peynir patlayan kamyonlar için böyle. Onun gibi. Kaçış rampasıdır o. Kolaydır çünkü bir an kendini pap öldür. Çek fişi bitir işi. Ama peki bu mu? Aslına bakacak olursan bunun yorumu bende de değil. Belki de bu bilemem. Kişilerin kendi tercihi. Ama benim karakterime, şu an karakterime ters savaşmalıyım. Madem hala bu yeryüzünde sevdiğim insanlar var. Kendim için olmasa bile onlar için savaşmalıyım. Onları üzmemek adına. Çünkü kendim mesela şöyle düşün. Kimsem yok. Kimsem ama. Hayatta kan bağı, can bağı olduğum kimse yok diyelim. Bu kolay olabilir. Çünkü arkamdan ağlayan, üzülen kimse olmayacağı için. Ama birileri varsa sevdiğim, seni seven, bunu yapma hakkım yok. Bunu yapmamalıyım. Hayır. Tuhaf olan gerçek Survivor'ın herhalde reytingi düşük diye kimse farkında değil, kimse izlemiyor. Herkes çakma Survivor'ın peşinde. Onu izliyor. Oysa gerçek Survivor'ı biz bizzat kendimiz oynuyoruz. Ki gerçek. Senaryo gereği de değil. Başrolünde de biz varız. Herhalde biz kendimizi o kadar çok beğenmiyoruz ve o kadar çok ciddiye almıyoruz ki kendi Survivor'ımızı dahi izlemiyoruz. Kendimizi o kadar sevmiyoruz ki. O yüzden reytingler çok düşük. Kendimize kendimiz dahi reyting vermiyoruz. Başkalarının çakma Survivor'ını izlemekten, alkış tutmaktan, kendi Survivor'ımızdan bir haberiz biz. Oysa adaya veda eden sen olacaksın, haberin yok. Ama o adaya veda ettiğinde de böyle mikrofonlar sana uzanmayacak yani. Twitter'da hashtag de olmayacaksın. Kimsenin umurunda olmayacaksın. Kimse senin adını bile bilmeyecek. Bir haber olacak. Belki bir iki. Anne baba varsa, eş dost, kardeş. O kadar. İnsanoğlu garip. Gerçekten kaçtıkça
kazandığını veya mutlu olduğunu zannediyor. Oysa gerçekle yüzleşmedikçe ve gerçekle savaşmadıkça o Survivor'ı kazanamazsın. Kendi Survivor'ından bahsediyorum. O yüzden bu yarışmayı kazanmamız gerekiyor. Pes etmek yok. Diskalifiye olmadan insanca yaşayıp, insanca yarışıp mutlu bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. O yüzden ünlü olsun, ünsüz olsun, insanların nasıl bir Survivor yarışında olduğunu farkına varın. Çünkü herkes bir Survivor yarışı veriyor ve gerçek anlamda. Öyle adadaki saçmalık değil. Evet biliyorum rating almıyor. Ama her rating alan da kalitelidir ve gerçektir ya da ne bileyim güzeldir diye bir kaydı da yok. Çok yanlış bir tespit. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış. Bu reklamın iyi ya da kötü olduğunu hangi kıstas belirliyor? Hangi izleyici profili, hangi izleyici kitlesi? O yüzden öncelikle biz kendi yarışmamıza, gerçek, real yarışmamıza, kendi Survivor'ımıza odaklanalım. Kendimizi sevelim. Kendimize bu kadar ihanet etmeyelim. Çünkü her işin başı önce kendini sevmekle başlıyor. Kendini sevmeden, tabii bu megalomanya ya da bir egoizm değil, onu kastetmiyorum, narsizmden bahsetmiyorum. Kendimizin farkında olmamızdan bahsediyorum. Kendimizi yok sayacak kadar kötümserlik yapmamamız gerekiyor. Çünkü biz bir değeriz. Ve emin olun çok değerliyiz. Ve yarın bu ülke için, bu dünya için ne başarabileceğini veya ne gibi bir mucize yaratabileceğini bilmiyorsun. Yarın ne getireceğini bilmiyorsun. O yüzden karamsar olmayın. Ve o size mutlulukmuş gibi gösterilen hedeflere ya da oluşumlara da inanmayın. Mutluluk kime göre, neye göre? Mutluluk bambaşka bir şey. Diyorum her zaman. Onların gösterdiği ya da budur dediği şey değil mutluluk. Haz ve mutluluk, eğlence ve mutluluk çok ayrı şeyler. Bugünü de bitirelim. Dediğim gibi bugün böyle bir paylaşım yapmak istedim. Böyle bir huyancı yapmak istedim. Hayat, yaşam her şeyden daha değerli. Çünkü ana başlık o. Alt başlıklar özellikle ülkemizde habire gidip geliyor zaten. Dediğim gibi zamlar, taksi, terörü, istilacılar, muhalefet, iktidar, şeriat isteyen dallamalar. Var oğlu var yani. Onlar hep aynı. Onlar hep gidip geliyor da bizim asıl konumuz içinde bulunduğumuz ve bir gün biteceğine emin olduğumuz yarışma. Uzun süreli bir maraton. Ama gerçek Survivor bu yarışmaya da olabildiğince güçlü, enerjik ve inançlı bir şekilde sarılmamız gerekiyor. Dilerim tüm sevdiğimiz insanlar, bize ilham olan insanlar hayatta kalmayı başarır ve uzun süre bizlerle beraber olurlar. Çünkü yitirildiğinde yıkıcı oluyor. Sizsiz olun. Hayatla olan savaşınızı bir an olsun bile bırakmayın. Çünkü bıraktığınız an yeniliyorsunuz. Yenilmeyin dostlar. Sizi çok seviyorum. Haftaya 10. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Dilerim o zamana kadar daha mutlu, daha güzel haberler alır ve daha mutlu ve daha güzel bir yayın yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.